Furkan içeri kat etti. Cihan Yılmaz'dan önce savunma. Tekrar güzel bir pas. Şaban. Kaleye vurdu. Ve gol! İnanılmaz bir gol izledik az önce. Kaleci Emre Combalar yanlış yer tuttu ve Şaban da o kalenin boş olduğunu görüp topu ağlara gönderdi ve Göztepe Kırklareli'de ve Burgaz'da 1-0 önde sevgili izleyenler deplasmanda. Dakikalar 28. Şaban attı. Kırklareli'nde karşısında Göztepe 1-0 önde. Daha temin de söylemiştim. Golü atan maçı götürür demiştim. Bu dakikalardan sonra izleyeceğiz bakalım. Göztepe'nin daha etkin olmasını bekliyorum. Göztepe taraftarlarının da coşkusu var. Lüleburgaz 8 Kasım stadyumunda. Golde Şaban'ın ne kadar dikkatli bir oyuncu olduğunu gördük. Kalenin libero mevkiinde zaman zaman boşluklar oluşabiliyor. Can Yılmaz ceza alanı dışından vuruşu. Top direkten döndü. Dönen top top ağlarda gol. Enes kovaladı ve 2-0 önde Göztepe. Enes'in vuruşu top ağlarda gol. Ceza alanı dışından vuruş. Can Yılmaz mükemmel vurdu. Top üst kale direğinden döndü. Dönen topa Enes son derece akılcı bir vuruş yaptı ve boş pozisyonda topu ağlara gönderdi. Az sonra pozisyonun tekrarını izleyeceğiz ve Göztepe 2-0 öne geçiyor. Kırklareli Spor deplasmanında Lüleburgaz'da. Kırılma anı direkten dönen toptu. Pozisyonun devamında gol geldi. Libero mevkiinde zaman zaman boşluklar oluşabiliyor. Can Yılmaz ceza alanı dışından vuruşu. Top direkten döndü. Dönen top top ağlarda gol. Enes kovaladı ve 2-0 önde Göztepe. Pası iyi değil. Hızlı bir atak şansı. Enes karşı karşıya pozisyonda. Kaleciyi çalmayabilir. Güzel bir vuruş ve top ağlarda gol. Enes attı. Kalecinin üstünden atıyor ve 3-0 önde Göztepe. Harika bir ara pası. Enes de çok iyi kovaladı topu. Güzel bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve kalecinin üstünden atılan top 3-0 önde Göztepe sevgili izleyenler Kırklareli deplasmanında. Göztepe'li taraftarların da 3. golden sonra coşkuları bir kat daha artıyor değerli izleyiciler. Bugün Enes'in günü olsun dedik ve cidden etkili olacağını düşündüğümüz Enes bugün 2. golle imza atıyor. Göztepe, Lüleburgaz 8 Kasım stadyumunda 3-0 öne geçiyor. Dakikalar 58. Birazdan pozisyonu tekrar izleyeceğiz. Savunmanın arkasına atılan harika top işte. Tekrar da izliyoruz. Enes son derece akılcı bir vuruş. Kalecinin üstünden topu tipleyerek ağlara gönderdi ve 3-0 önde Göztepe rakibi karşısında. Aslından önemlidir bu arada. Kırklareli Spor'da oyuncu değişikliği hazırlığı var. İki oyuncu girecek birazdan Kırklareli Spor'da. Onlar da artık son hamlelerini yapacaklar. Şaban'ın pası. Can Yılmaz. Sağda Enes var. Enes aldı. Ortası mükemmel. Kaleye vurdu. Toparladı gol. Şaban'ın golü 4 oldu sevgili oldu. 4-0 önde Göztepe. Lüleburgaz 8 Kasım stadyumunda gol yağmuru var adeta değerli izleyiciler. Şaban da ikiledi diyebiliriz Enes'ten sonra. Alsancak Stadyumu'na döndü. Lüleburgaz 8 Kasım Stadyumu. Göztepe'li taraftarların inanılmaz coşkusu var. Sağ kanada atılan mükemmel pas ve Enes bir anda Şaban'ı gördü. Şaban da son derece güzel bir vuruş yaptı. Ceza alanı içerisinde ve kalecinin yanından topu ağlara gönderdi. Göztepe'nin 4-0'lık üstünlüğü var. Çok güzel paslar atılıyor kanatlara Mithat Göztepe'de. Son dakikalarda rakip üstünde iyice üstünlük kurdu. Ve 4-0 önde Göztepe deplasmanda. Vallahi ekranları başında bulunan izleyicilerimiz ve şu an Lüleburgaz 8 Kasım Stadyumunda bulunan taraftarlar. Ve uzaklaştıran oyuncu tekrar Osman Fırat. Şaban oyunun yönünü sağa çevirdi. Enes Kubat. Bindirme yapan oyuncu Ramazan. Ramazan'a gelmedi top. Savunma dikkatli. Kırklareli Spor'da. Bu arada tehlikeli bir atak şansı ve Şaban'ın vuruşu 5-0 oldu sevgili izleyenler. 5. Kırklareli savunmasında büyük bir hata. Topu Şaban'a attılar ve Şaban akılcı bir şekilde topu ağlara gönderdi. Hat-trick yapıyor bugün Şaban. Şaban uzun bir aranın ardından 3. gole ulaştı bugün.
Ve 5-0 önde Göztepe. Farklı galibiyet Göztepe'li oyuncular için de ayrı bir motivasyon olacak önümüzdeki haftalardaki mücadelelerde. Ara pası. Seydiyan. Seydiyan oyunun yönünü sağa çevirdi. Bir orta şansı. Fatih. Fatih'in ortası. Seydiyan'ın kafası ve top ağlarda gol. Tıtlareli Spor durumu 5-1 yapıyor. Ceza alanına yapılan orta. Araya Seydiyan girdi ve Seydiyan'ın kafası oyuna sonradan giren. Seydiyan'ın kafası ve skor 5-1 oldu. Bu arada mücadelede sona erdi sevgili izleyenler. Bu golle birlikte Göztepe son derece kritik bir deplasman galibiyeti alıyor. Kırklareli Spor'u deplasmanda 5-1'lik skorla geçti. Özellikle Şaban'ın performansı dikkat çekildiği mücadelede önemli bir galibiyet oldu bu Mithat Göztepe açısından.